Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kadayıf yapacağız. Her kadayıf tatlısını umarım beğenir ve siz de uygularsınız. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. 6 su bardağı kadar toz şekerimizi bir büyük tenceremize ekliyoruz. Ve üzerine 6 su bardağı kadar da su ekliyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Erimesi için ocağımızı alacağız. Evet, şimdi ocağımızı üzerine aldık. Yüksek ateşe ocağımızı yaktık ve biraz karıştırarak toz şekerin içerisinde erimesini sağlıyoruz. Daha sonra 2 paket vanilyamızı içerisine atıyoruz ve biraz karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Üzerine yarım limonumuzu sıktıktan sonra yüksek ateşte olan kaynayan şerbetimizin altını kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi iyice kaynadı, kıvamında oldu. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ya da margarinimizi bir tenceremize aldık. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekledik ve ocağımızın üzerine alıp margarin erinceye kadar bekletiyoruz ve altını kapatıyoruz. Şimdi iç malzemesine geçtik. Ben burada biraz fazla kullandım. Arta kalırsa sorun olmayacağı için. O yüzden size ölçü olarak 1 su bardağı ceviz ve 1 su bardağı yer fıstığı kullandım. Şimdi görüyorsunuz, yer fıstığını bu kıvamda çekmeniz yeterlidir. Üzerine de 1 su bardağı kadar cevizimizi ekledim. Kırılmış iç ceviz ekleyip ikisini bir arada karıştırıp rondomuzda çektim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kabın içerisine hazırladım. Evet. Yani küçüklüğü böyle olacak. Üzerine gördüğünüz gibi 1 yemek kaşığı kadar tarçınımızı ekledim. Çekilmiş içimizle beraber harmanlıyorum. İyice karıştırırsanız her tarafına eşit şekilde dağılacaktır. İçim fazla olduğu için ben sonradan biraz daha tarçın ekledim ama ölçü olarak 1 su bardağı ceviz ve 1 su bardağı yer fıstığına 1 yemek kaşığı kadar tarçın yeterlidir. Gördüğünüz gibi iç malzemesi hazırladık. Şimdi diğer aşamalarına geçiyoruz. Erittiğimiz margarini sıvı yağ ile birleştirmiştik. Onu kadayıfımızın üzerine döküyoruz. 600 gram tel kadayıfı gerekli oluyor. Bir büyük dikdörtgen borcam için. Gördüğünüz gibi yağı tel tel ayrılması için tüm her yerine yediriyorum. Harmanlayıp iyice ovalıyorum. Bu aşamada kadayıfın hem güzel kızarması için hem de tel tel ayrılması için hem tat olarak hem görünüm olarak şahane bir tel kadayıf tatlısı için bu aşamaları yapmamız gerekli. Gördüğünüz gibi uzun bir dikdörtgen borcama yağladığımız tel kadayıflarını tabanına yerleştiriyorum. Bu aşamada tepsinizi yağlamanıza gerek yok. Çünkü zaten kadayıfları tek tek yağlamış olduk. Kadayıf ölçümüzün yaklaşık yarısını, yani 300 gram kadar tabanına yerleştiriyoruz. Göz kararı ikiye bölüp kadayıfımızı ortadan tabanına yerleştirdik. Şimdi bu aşamayı görmenizi istiyorum. Bir tabak yardımıyla yerleştirdiğimiz kadayıfın üzerine iyice bastırıyoruz ki kadayıfımız sıkışık ve güzel bir şekilde pişsin. Gördüğünüz gibi istediğiniz bir tabakla üzerine bastırın. Şimdi bastırmış halini gördünüz. Üzerine çekmiş olduğumuz, hazırlamış olduğumuz yer fıstığı ve ceviz karışımını serpiyorum. Her tarafına güzelce serpiyorum. Bol fıstıklı, cevizli isterseniz hiç boşluk kalmayacak şekilde benim gibi tabanına tamamen yerleştirebilirsiniz. Şahane bir kadayıf tatlısı olacak. İnşallah misafirlerinize de kendiniz için de denersiniz. Bu şekilde gördüğünüz hiç açıklık kalmayacak şekilde üzerine koydum. Şimdi arta kalan 300 gram kadar kadayıfımızı yine üst tarafına yerleştireceğim. Tel tel ayırıp güzelce yerleştiriyorum. 600 gram kadar
kadayıf kullandık burada. Ona göre tabii ki ölçüleri verdim ben size. Uzun, dikdörtgen, borcama bu ölçülerimiz süper geliyor. Yerleştirdim, gördüğünüz gibi elimizle iyice bastırıyorum. Ne kadar sıkışık olursa o kadar güzel bir tatlı ortaya çıkacaktır. Evet, yine bir tabak yardımıyla üzerine iyice bastırıp sıkıştırıyorum. Dediğim gibi bu aşama çok önemli. Yerken dağılmaması için, güzel bir kadayıf tatlısı ortaya çıkması için bu aşamaları dikkatlice sizler de yapınız. Evet, şimdi fırınımıza gidiyor tatlımız. 180'de ya da 190 derece fırında güzelce kızarana kadar pişti. Evet, güzel bir tatlı görünüm oldu. Gördüğünüz gibi iyice kızarttım. Bu şekilde yaparsanız hem tatlınız hamur olmayacaktır, hem de görünüm de çok güzel olacaktır. Fırından çıkıp birkaç dakika bekledikten sonra ilk olarak yaptığımız ve soğumuş olan şerbetimizi üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi kenarından çok güzel görüntüler görünüyor. Çıtır çıtır bir kadayıf tatlısı olacak. Buradaki önemli olan şey fırından çıkıp birkaç dakika bekleyen tatlımıza soğumuş olan şerbetimizi dökmek. Evet, şimdi hazır. Tatlımızın servis ve dilimleme aşamasına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi kare kare küçük, çok küçük olmayacak şekilde kadayıf tatlısını dilimliyorum. Hemen yiyecekseniz en az 3-4 saat geçmesi gerekir aradan. Ama bir gün bekletirseniz daha güzel şerbetini çekeceği için daha güzel bir tatlı ortaya çıkacaktır. Evet, şöyle servis yapayım. Dilimlenmiş kadayıf tatlımızı size yakından göstereyim istiyorum. Gördüğünüz gibi şahane bir tel kadayıf tatlısı oldu. Umarım sizler de denersiniz. Denerseniz mutlaka yorumlarda yazın. Daha çok kitlelere ulaşmamı sağlayın. Evet, kanalımıza da abone değilseniz, abone olursanız ve zil butonunu açarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın.